Talmud'un Sanhedrin bölümünde Kral Mesih'in yani Mehdi'nin kaderde belirlenen zamanda geleceği bildiriyor. Gelecek belirlenmiş bir zaman içindir ve ancak Kral Mesih sonucunda konuşacaktır ve yalan söylemeyecektir. En sonunda konuşacaktır. O Kral Mesih Mehdi gecikmesine rağmen onu bekleyin. Bak gecikmesine rağmen onu bekleyin. Çünkü kesinlikle gelecektir, oyalanmayacaktır. Sonunda konuşacaktır ve yalan söylemeyecektir. İfadesi ne anlama gelmektedir? Haham Samuel bin Nahmani, Haham Canıt'ın adına şöyle söyledi. Önceden belirlenen zaman gelmeden o da henüz gelmeyeceği için hiçbir zaman gelmeyecek diyenler olacaktır. Fakat öyle olsa bile onu bekleyin çünkü şöyle yazılmıştır o Kral Mesih, gecikse de onu bekleyin. Mutlaka gelecek. Siz onun gelişini bekliyorsunuz fakat o gelmiyor demenizle ilgili kutsal kitapta şöyle söylenmiştir. Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor. Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Yeşaya 30:18. Fakat eğer biz beklemiyorsak ve Allah böyle diliyorsa onun gelişini ne geciktiriyor? Çünkü biz hala hak etmiyoruz. Ümitle bekleyenler için şöyle yazılmıştır. Ne mutlu onu bekleyenlere. Yani sonunda mutlaka gelecek diyor Tevrat. Ama hak etmeyen adamların, hak etmeyen ortamda gelmez diyor. Zamanı gelmeden de hiç gelmez. Fakat Moşiyah Mehdi kendi görevi için dünyanın yaratılışı öncesinde yaratılmış ve hazırlanmıştır. Pasahim 54a. İnsanlar tarafından seçilemez. Yani seçimden gelmez, siyasetle, efendim çalışmayla olmaz. Çünkü görevi için Allah onu seçmiştir. Moşiyah'ın ruhu seviyelerin en yükseğinden keter, atik seviyesinden gelir. Yani en yüksek seviyededir diyor. Moşiyah'ın ruhu bizim tutunabileceğimiz bir umut ışığı, neşenin güzel kokusu ve her şeyin en iyisiyle sonuçlanacağı ümididir. Lükute-i Halakot bir kat Harayah 4:21. Moşiyah tüm dünyayı tek bir silah kullanmadan fethedecektir. Siyah Sarfe-i Kodeş 1:67. Dünya yaratılma önce 7 şey yaratılmıştı. Bunlar Tevrat, tövbe etmek, Adnan cenneti, cehennem, Allah'ın arşı, mescit ve Mesih Mehdi'nin adı. Bak 3500 yıl önceki kaynak bu. Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Kralın adı sonsuza dek yaşasın. Güneş durdukça adı var olsun. Pasahim 54a.